Ne bebek bakması kızım? Ne alaka yani? Okuyorsun sen. Ay anlamadım ben bir şey valla. Dinlemiyorsun ki kızı Suat. Kaç para veriyorlarmış kızım? Bir gecede 200 lira. Evde ne yapıyorum sanki? Haydar belki de bakıyorum. Hem de bedava. Ne olur yani gidip harçlığımı çıkarsam. Ablam gitsin ben bakarım Haydar belki. 200 lira az mı ya? Az olur mu kızım? Kimmiş peki bu insanlar delişim? Gökmen Ardıçlı diye bir iş adamı. Karısından boşanıyormuş. Kadın da bebeği adama bırakmış gitmiş. Adamın toplantısı var diye bir gecelik bakıcı lazımmış. Ay gündüz sanki kendimi bakıyormuş bebeğe. Çok anlar ya erkek milleti. Değil teyze ya. Gündüz bakan kadın kalamıyormuş işte. Yatıya kalma gibi değil zaten. Gece saat 3'te falan şoförü getirecek bırakacak beni eve. Hadi gideyim anne ne olursun ya. İkna edersin sen babamı istesen. Hadi anne hiç ya. Hiç içime sinmiyor Zeliş'im hiç. Hüsnü izin vermezse ben giderim. Sen. Bakmayın öyle kızım vallahi giderim. 200 lira iyi para. Anne ya. Neydi o teyzem? Ay tamam tamam konuşurum ben babanla sus. Bak kem küm ederse ben. Teyze. Ay tamam. Vallahi hiç içime sinmedi benim kızım. Ne işi var elinin adamın evinde Zeliş'in ya? Adam evde olmayacak ki Hüsnü. Zeliş bebeğe bakıp gelecek. Eve kadar bırakacaklarmış. Aile babası görmüş geçirmiş adam. Zengin milleti anacım it uğursuz çıkmaz bunlardan. Sen öyle san Suat. Ama neyse gitsin tamam. Ama bak bir terslik olur. Canımız sıkılırsa senden bilirim ona göre ha. Aa ben ne yaptım ayol? Aşk olsun. Ya 2 saattir beynimin etini yedin Suat. Ağzımdan girdin burnundan çıktın ya. Ben dediğim diyeceğimi kızım. Ayağınızı denk alın tamam mı? Hadi eyvallah. Hadi hadi hadi. Hadi. Tamamdır kızım aldık izni. Olsun annem benim ya. Bir tanesin sen bir tane. Gizelim. Abla 200 mü 200 ama sen şimdi hizmetçi mi olacaksın? Sus töbede. Ne hizmetçisi ya? Evet abla. Parayla el alemin evinde çocuk mu bakacaksın? Avrupa'da bütün öğrenciler bebek bakıyor. Baby sister yani. Ne sister kız? Neyse abla biz de görürsün artık değil mi? Beni de görecek ki canım ablam. Aa vallahi yam yam bunların hepsi. Dur bakalım. Alalım parayı düşünürüz bir şeyler. Aman annem babanla kötü etme beni. Güzel güzel bak şu çocuğa gel evine. İş açma başımıza tamam mı? Ay ne iş anne abartmayın ya. Bakacağım geleceğim televizyon izleyeceğim bütün gece. Ha. Bebek oyalayacağım o kadar ha. Yani. Ha. Hadi kazasız belasız inşallah. Az önce İsmet'le kardeşi nöbetçi mahkemeye çıkarılmış Rıza baba. Sadece Şeyma'yı değil kardeşini de kurban ettim. Ruh hastası. Abimi koruyacağım diye kendini ateşe attı çocuk. Cahillik mi dersin, cesaret mi dersin? İkisi de olur. Komşu sayılırlar zaten. Adamın itirafı iyi oldu değil mi Rıza baba? Belediyeye, banka falan da gerek kalmadı. Bank mı? Bank! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Adamı unuttuk demeyin amirim. Hay Allah ya! Vallahi unuttuk adamcağız ya. Orada şimdi. Mazlum sabahtan beri bankın başında mı yani? Evet evet. Nerede olacak Allah'ım ya? Yürü yürü! Yürü. Gelelim mi? Bırakmazdı hakikaten ya. Gidip hemen azar etti şu çocuğu. Hadi annesi de meraktan ölmüştü. Tamam, tamam, tamam. Hadi. 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 Durun hadi, abi bekleyin ben de geliyorum. Allah güler misin ağlar mısın ya? Tamam canım. Tamam. Ben alayım. Yeni uyandı da. Huysuzdur biraz. Tamam tamam merak etmeyin siz. Telefonları oraya yazdım Zeliha. Evde her şey var. Ama ne olur ne olmaz diye para da bırak. Gerek yoktu aslında. Teşekkür ederim. Ne demek? Ücretini de ayrıca gelince vereceğiz zaten. Uykusu biraz düzensiz. Başında dursa iyi olur. Onun dışında telefon, televizyon, internet ne istersen kullanabilirsin. Rahat ol lütfen. Ağlama kızım. Baba hemen gidip gelecek. Siz merak etmeyin. Benim de kardeşim var. Gel bakayım, gel bakayım, gel. Biz herhalde 2-3 gibi çıkarız toplantıdan değil mi Asım? En geç o saatlerde Gökmen Bey. Ben geldikten sonra işim biter. Asım seni evine kadar bırakır. Anlaştık mı? Tamam. Başka sormak istediğin bir şey var mı? Yok hayır. Teşekkür ederim. Anladım. Size iyi toplantılar. Sağ ol. Zeliha. Dilara Asun'un annesi Cavidan gelirse onu içeri almayın. Boşanıyoruz Cavidan. Sorun çıkarmak için yer arıyor. Bebeği de almak istiyor. Aman diyeyim dikkatli ol tamam mı? Tamam. Merak etmeyin. Sizden başka kimseye açmam kapıyı. Sağ ol canım. Hadi bay bay yap. El salla babaya. Gelecek baba hemen. Bay bay. Zar zor uyudu kız anne.
Çok huysuz, çok. Vallahi bizim Heidelberg bunun yanında melek kalır. Ev mi? Ev şahane vallahi anne. Hiç anlatmayayım. Acayip bir şey. Bir salonu var. Komple bizim ev kadar. Hatta daha büyük. Anne, geldi galiba Gökmen Bey. Hadi kapatıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selia. Asım, hemen hazırla benim valizimi. Biliyorsun alacaklarını, laptopumu tabii, unutma. Tabii efendim. Dilara su ne yaptı, uyudu mu? Uyudu, uyudu. Biraz uysuzlandı ama uyudu sonunda. Güzel. Zeliha'cığım, şunu al bakalım. Bu çok oldu ama Gökmen Bey. Çok değil canım. Benim acil bir iş için ilk uçakla Almanya'ya gitmem lazım. Yarın akşam, bilemedin öbür sabah buradayım. Bu kadar kısa sürede bebeğe bakması için kimseyi de ayarlayamam. Annesine zaten veremem. Senden ricam Dilara Su'yla ilgilenmen. Asım sürekli yanınızda olacak. Bir şeye ihtiyacınız, bir eksiğiniz olursa ona söylersin. Anlaştık mı? Nasıl olur Gökmen Bey? Ben yapamam. Okulum var, ailem var. Çok acil bir durum Zeliha. İnan bana, başka çarem olsa senden bunu istemezdim. Ne olursun evet de. Yardım et bana lütfen. Valiz hazır Gökmen Bey. Ne diyorsun? Cevabın ne? Yüzüstü bırakmayacaksın beni değil mi? Ne olur evet de hadi. Tamam. Yani nasıl olacak şimdi? Hiç bilemedim ama. Harikasın. Çok teşekkürler. Ödeyeceğim bu iyiliğimi. Söz veriyorum. Hadi Asım. Tabii efendim. Gökmen Bey'i havaalanına bırakıp hemen geliyorum. Bir saate buradayım, merak etmeyin. İyi yolculuklar. Bu nasıl iş ya? Tamamdır kızım, bu ne hal? Elin adamının kızının kucağında ne işi var? Anlattım ya, babası Almanya'ya gitti. Yarına kadar bende kalacak bebek. Ay görüyor musun başımıza geleni? Vallahi adamın içine doğmuştu teyze. Oh. Ayol alışmış kudurmuştan beter. Evde her taraf çocuk. Ha bir yenisi geliyor. Sen karışma Nezike Hanım. Kardeşim, şoför müsün, yardımcı mısın, nesin? Al bu çocuğu götür babasına, annesine, akrabasına falan bakamaz benim kızım böyle emanet çocuğa ya. Komiserim, sizleri de sıkıntıya soktuk biliyoruz ama gerçekten de Gökmen Bey'in bırakacağı kimse yok. Karısıyla da boşanıyorlar. Verdi mi bir daha yüzünü göremez kızını. Delirir alimallah. Kim olsa delirir, doğru vallahi. Ya bir sus, tamam karışma sen ya. Hep senin başının altından çıkıyor zaten kızım bu işler ya. Baba, bence bebek bizde kalsın. Hem Heidelberg'e de arkadaş olur he. Bir tane de kız kardeşim olmuş olur baba. Ay hala kardeş diyor bunlar. Gözünüze dursun. Aa. Ya bu olabilir belki ha. Ya kalsın bebek bizde. Bakarız biz. Babasının işi bitince de gelir alır. Ben de onu dedim ha? Ama işte. Komiserim, zor durumda kalırız hep birlikte. Çok bilinen tanınan bir bebek. Allah korusun burada başına bir iş gelse mesulü siz olursunuz. Gökmen Bey'in evinde dursun bir gece daha Zeliha kızımız. Sıkıntı olmasın. Hiç korkmayın, başlarında ben varım. E o da doğru Hüsnü. Kaçırdılar çocuğu diye annesi kapımıza dayansa iyi mi? Aa Allah korusun. Ya şimdi geliyor aklına ne yaparız ne ederizler değil mi Suat? Anca şarj etti kafan. Baba vallahi ben de çok arada kaldım ya. Çok mahcubum sana karşı. Ya. Tamam tamam ağlama kızım, ağlama ağlama. Başa gelen çekecek, ne yapalım? Tamam tamam. Tamam gidin Gökmen Bey'in evine. Suat sen de git, yalnız bırakma kızı. Birlikte bakın işte bir gece daha. Yarın sabah evdesiniz ama. Tamam mı? He. Vallahi elimden bir kaza çıkar. Sen de duy. Duydum abi, merak etme. Vallahi çok iyi düşündün onu Hüsnü. Aklınla bin yaşa. Bir bıraksan yaşayacağız Suat Gül gibi. Yaşın gideceğiz de nerede? Hay ağlamaktan kanırdı çocuk anasını satayım. Ay anasını özlüyor çocuk. Hadi. Öf. Hadi gidelim biz. Üstüme bir şey alayım çıkalım. Ver onu bana istersen. Hadi teyzem. Bana ha? Tabii amirim. Usta, bir şey soracağım. Ne? Daha sormadan tersleme be abi, bir dinle. Tamam dinliyorum, ne? Yok yok, gerginsin sen bugün. Allah Allah, delirtmeyin insanı ya. Ne var oğlum, ne söyle? Aa tansiyonun çıkacak abi, yavaş biraz. Baksana rengin benzin sarardı abiciğim. Tamam tamam, soruyorum. Sizin ev eskiden cami avlusuymuş, doğru mu? Gelen geçen bebeğini bırakıyormuş abi. Hala devam bu adet. Sana da var ya, bebeğine de. Kim Bey, sizde bir yüz buluyor burası. Hüsnü be! Hüsnü be! Lan yolumu yaptın lan! Lan! Al!
şansımıza da bu pırıl pırıl. Doğru söylüyorsunuz Eliş'im, vallahi iyi oldu. Çocuk da nefes aldı azıcık. Bak yüzüne gözüne kan geldi yavrunun. Maşallah yavrum. Ay çok çok tatlı değil mi anne? Çok bana tatlı. Bana da alıştı. Allah inşallah kendi bebeğini böyle kucağına almak nasip etsin. Güzel kızım. Ay inşallah anneciğim, inşallah. Çay falan alayım mı abla? İster misiniz bir şey? Ay yok yok, sağ ol kardeş. Evde demleriz şimdi. Boşu boşuna para vermeyin. Sen bilirsin abla. Ay anne, çay dediğin ne ki ya? Bunlardaki paraya aklın hayalin durur. Olsun kızım, günah. Gel oturalım şuraya, yoruldum ben biraz. Ay güzel kızım. Ay canım benim, ay maşallah. Ay güzelim. Canım benim, kaydırak kaydıracağım siz anne. Gökmen Bey bebeği size mi emanet etti? Aa, nesi oluyorsun? Evet, bize emanet etti. İlişkiniz ne zaman başladı Gökmen Bey'le? Eşinden ayrılmasında sizin de payınız var mı acaba? Ne ilişkisi ayol? Evli barklı kadınım ben. Genç bayana sordum. Size bayana sormadık hanımefendi. Gökmen Bey'le yaş farkı aranızda sorun olmuyor mu acaba? İsminizi öğrenebilir miyiz? Nerede tanıştınız? Son çarşamba partisinde birlikte vakit geçirmişsiniz, doğru mu? Delirmiş bunlar ya, çekilin. Asım abi yardımcı olsana. Beyler ya. Müsaade edin. Ama lütfen. Çocuğu kopsun bir çekilin bakayım. Açıklama yapın. Müsaade edin arkadaşlar. Çekilin. Hadi hadi hadi. Gel, çekilin. Gidin ya. Çekilin. Kış. Bu mu yemek Nazike Hanım? Ayol evde ne varsa koydum önüne. Daha ne yapayım? Ya bütün gün evdeydim. Bir çorba kaynatamadın mı ya? Kahvaltıyla mı doyacağım? Delinin zoruna bak. Hizmetçin mi var senin burada? Aman aman. Hizmetçi alsam seni alırdım ya ben de. Baba! Baba koş! Ablamlar televizyona çıkmış baba. Koş koş. Aa! Flaş! Flaş! Ne televizyonu lan? Sevgili seyirciler. Sosyetenin hızlı çapkınlarından Gökmen Ardışlı'nın bebeği Dilara Su, Lolita sevgilisine emanet. Ne diyor lan bu? Ne dedi, sevgilisi mi dedi? Lolita dedi, Lolita. Ama kız güzel bak, kepçe mepçe ama. Ne diyorsun sen ya, ne diyorsun sen ya? Baba ne oluyor ya? Ne diyor bunlar baba? Sus bir dakika, sus. Gökmen Bey'in yeni genç sevgilisi şimdiden Dilara Su bebeğe çok alışmış görünüyor. Öğlen saatlerinde bebek parkında bakıcı kadınla beraber Dilara Su'yu gezdirmeye çıkaran Lolita sevgili kameralarımızı görünce utanıp kaçsa da ateş bacayı çoktan sarmış. Bakalım bu yeni aşka Gökmen Bey'in boşanmak üzere olduğu eşi Cavidan Hanım ne diyecek? Suat, Zeliha, delirtecek misiniz beni ya? Yeter ya, yeter ya! Bütün nasıl bilmeden etmeden böyle haberler yapıyorlar ya? Ne sevgilisi, ne Lolita'sı? Rezil oldum, yemin ediyorum rezil oldum ya. Şşş, kızım bağırma, bebek uyanacak. Zaten ağlayıp duruyor çocuk, annesini özlüyor tabii. Bana da bakıcı kadın demişler Zeliş, duydun mu? Anne derdin bu mu şimdi senin ya? Babam bu haberi duyarsa ne olur hiç düşünüyor musun? Gidiyoruz toplanıyoruz. Tamam tamam tamam, toplanıyoruz. Hadi hadi hadi. Babacım babacım, vallahi bildiğin gibi değil ya. Ya ben ne biliyorum ki kızım? Ben ne biliyorum ki kızım? Ananla senin saçma sapan işlerin. Yürü çıkıyoruz hadi. Tamam Üstücüğüm, yürü. Tamam sakin ol. Sakin bakın, sakin olmayacağım. Ol, sakin ol. Olmayacağım. Bebek ne olacak komiserim? Bana ne oğlum? Otur sen bak. Ben memlekete rezil olmuşum. Bebeğimi tamam, düşüneceğim canım, ya. Tamam. Ama abi Gökmen Bey parası neyse verecekti. Mağdur etmeyecekti. Sağlam meblağ indirecekti affedersin. Bak bakayım bu sağlam mı oldu mu? Dur bunu alayım ya. Gel gel gel. Otur otur. Ver kızım şu alışlarını ver. Ver bebeği de kucağına. Üstü ne yaptın? Otur. Otur otur şuraya otur. Ver kızım şu aldıklarını da ver. Parayı mı? Ver 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 ver. Üstücüm adam. Tamam yok bir şey. Ver. Al şunu parasına. Yürü. Yürü çık gidiyoruz. Yürü. Ay, ne haşirmişsin sen? Tamam gel, tamam yok bir şey. Yürü. Hadi. Bana şey dediler, ona mı kızdın yok sen? Yok bir şey Suat. Bakıcı kadın dediler. Hadi bir şey deme. Yürü. Ha? Yürü kızım.